Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Fenerbahçe'yi sağdan silen futboluyla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Artık şampiyonluğun en güçlü adayı olan Sarı Kırmızılılar, şampiyon olunması halinde 3. sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmak isteyen Galatasaray, bu kez kadro planlamasında işi sıkı tutacak. Gelecek sezon Mario Lemina'nın bonservisini almak için elinden geleni yapacak olan Çimbom, en kötü ihtimalle Gabon'un süper yıldızı bir yıl daha kiralayacak. Teknik kadronun kadroya katmak için çalışmalara şimdiden başladığı bir başka isimse Henry Onyekuru. Derbide çok sayıda pozisyon kaçırsa da 20 yıllık hasreti dindiren maçta takımın en iyilerinden biri olan Onyekuru, gelecek sezonda parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın Onyekuru ile birlikte kadrosuna katmayı planladığı bir isim daha var ki Henry bile yanında ağır kalıyor. Scout ekibinin çalışmasıyla teknik direktör Fatih Terim'e yeni bir isim önerildi. Sarı Kırmızılılar bir süredir izlenen Flamengolu Bruno Henrique'yi gözüne kestirdi. Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı yıldız için menajerler de devreye girerek saatte 38 km hıza çıkarak Usain Bolt'u bile geride bırakan Henrique'yi Galatasaray'a önerdi. Terim'in onay vermesi halinde Sarı Kırmızılılar bu transferi bitirecek. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Bruno Henrique, Brezilya milli takımında da forma giyiyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında sona erecek. Hücuma dönük tüm pozisyonlarda oynayabilen dünyanın en hızlı futbolcusu Henrique'nin asıl mevkisi ise sol kanat. Ancak oyuncu gerek görülmesi halinde santrafor pozisyonunda da forma giyebiliyor. Brezilyalı futbolcu 2019 yılında sahaya çıktığı 40 maçta 20 gol atıp 9 da asist yaparak tam 29 gole doğrudan etki etti. Galatasaray ilk transferini bitirdi. Menajeri İstanbul'da. Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup ederken bu galibiyette en önemli pay sahibi olan oyunculardan Ryan Donk'la da sözleşme yenileniyor. Fenerbahçe derbisinin kırılma anında golü atıp devreye geride girmemizi önleyen Hollandalı Joker bu sezon Luyendama'nın yokluğunda savunmanın bir numaralı ismi olmayı başardı. Orta saha, stoper ve hatta santrafor pozisyonlarında oynayabilen Ryan Donk'la bir senelik daha sözleşme imzalamak isteyen İmparator Fatih Terim'in talimatıyla Donk'un menajeri İstanbul'a çağrıldı. Donk'un özellikle genç oyuncularla da yakından ilgilenmesi ve onları motive etmesi teknik ekipten takdir topluyor. Yıllık 1.9 milyon euroya oynayan Donk'un ücretinde ise indirim yapılması bekleniyor. Geçen sezon Arap Yarımadası'ndan aldığı cazip teklifleri reddederek Galatasaray'da kalan Hollandalı futbolcunun yeni maaşının 1 milyon euro garanti para ve galibiyet başına 25 bin euro olacağı belirtildi. Galatasaray'la 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanan 33 yaşındaki Ryan Donk, Galatasaray formasını giydiği 112 maçta 5 gol atıp 8 de asist yaptı. Muslera yine performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği zaferde en çok gol atanlar konuşulsa da Fernando Muslera yine sessiz sedasız takımı ayakta tutmayı başardı. Uruguaylı filebekçisi özellikle Mehmet Ekici'nin tam direğin dibine yolladığı frikikte adeta uzayarak kurtarışını yaptı ve Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasına fırsat vermedi. Her zaman en kritik anlarda sahneye çıkan ve özellikle sezon sonlarındaki performansıyla parmak ısırtan Fernando Muslera yine takımını şampiyonluk yarışında tutabilmek adına elinden geleni yapmaya kararlı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de bu sezon 1980 dakika forma giydi ve 17 gol yedi. Yetenekli kaleci 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray transferin şampiyonu olacak. 7 transfer, 11 yolcu. Galatasaray'da yaz transfer döneminde büyük bir operasyon yapılacak. Birçok oyuncu ve menajerle görüşen Sarı Kırmızılılar da yeniden kadro yapılanmasına gidilmek zorunda. Sözleşmesi biten ve kiralama süresi dolan oyuncular nedeniyle kadrosunda bir boşalma olacak Galatasaray'da yapılacak operasyon yalnızca az takımla sınırlı kalmayacak. Sarı Kırmızılılar'da verilen şansı kullanamayan yedekler için de radikal kararlar alınacak. Bu kapsamda sezon başında bir yıllık yeni sözleşme imzalanan Selçuk İnan'la yeni anlaşma yapılmayacak. Galatasaray'da birçok başarı elde eden kaptanın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Sarı Kırmızıların geleceğinde büyük rol oynaması beklenen Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Emin Bayram'ın ise kiralanması bekleniyor.
Sarı Kırmızılılar'da Cemil Durmaz ve Ahmet Çalık konusunda da yine önemli kararlar alındı. Her iki oyuncu da verilen şansları yeteri kadar değerlendiremedikleri için sezon sonunda gönderilecek. Özellikle Cemil Durmaz konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ve sözleşmesi devam etse de Türk asıllı İsveçli oyuncuyla devam edilmeyeceği belirtildi. Kiralık sözleşmeleri bitecek oyunculardan sadece Mario Lemina ve Henry Onyekuru için harekete geçecek olan Sarı Kırmızılılar, Andone ve Seri ise kadroda düşünmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan futbolculardan da yalnızca Ryan Donk'la kontrat yenilenecek. Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılacak. Galatasaray'ın yapacağı transfer operasyonu için finansal kaynak yaratmak için Belhanda ve Cagney'i satmayı planladığı da gelen haberler arasında. Hasan Belhanda'dan 10, Cagney'den ise 6-7 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın Younes ve Mbaye'den gelecek paralarla Onyekuru ve Lemina'yı yeniden kiralayıp bir sağ bek, iki orta saha, bir alternatif stoper alması ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Gomis'i de Andone'nin yerine transfer etmesi bekleniyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Sarı Kırmızılılardan flaş açıklama geldi. Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama geldi. Mücadele öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşandığını ifade eden Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde. 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen, maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarlarımıza Ülker Stadyumu girişine zorluklar yaşatılmış, maç öncesi ve sonrasında taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır. Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup gerekli yasal işlemleri başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaraylı Marcao derbi zaferini koluna kazıttı. Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk olduğu Fenerbahçe derbisinde sahadan 3-1'lik skorla galip gelirken 20 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Bu mücadelede 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Sarı Kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini Galatasaray logosuyla birlikte koluna dövme olarak yaptırdı. Sosyal medya hesabından dövmenin yapım aşamasını paylaşan Marcao'ya Sarı Kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi. Mehmet Demirkol, Galatasaray Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdi. Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili yorumlarını aktaran Mehmet Demirkol, teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11 tercihini de eleştirdi. İşte Mehmet Demirkol'un yorumları. Tolga Yarsan çok uzun süredir üst düzey futbol oynayamıyor. Ersun Yanal'ın takımın merkezini oluşturan Gustavo yerine Tolga'yı koyacağını hiç düşünmemiştim. İlk 11'de görünce Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalini de çok fazla düşünemedim. Onyekuru konusunda yanıldığımı itiraf etmeliyim. Ligin ilk yarısında neredeyse hiç forma giymemiş, üstüne bir de devre arası kampı sırasında sıtma olmuş bir oyuncunun sahalara böyle dönmesi gerçekten muazzam bir olay. Beni şaşırttığını söylemem gerek. Dünkü Fenerbahçe kadrosunu ligdeki her takım yenebilirdi. 20 küsur yıllık büyük Galatasaray'ın omuzlarına bu kadar çökmeseydi, dün sadece 20 yılı değil 6-0'ı da temizleyebilirlerdi. Onun farkına varamadılar, diye konuştu. Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için tam 4 milyon lira. Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yarışının en güçlü adayı haline gelen Galatasaray'da motivasyonun düşmesine bir an bile izin verilmiyor. Sarı Kırmızılı yönetim derbi öncesi takımdaki konsantrasyonu artırmak adına Ocak ayından kalan 7 milyon lira tutarındaki transfer taksitlerini futbolcuların hesaplarına geçti. 3-1'lik galibiyet sonrası Florya'daki mutluluğu daha da artırabilmek adına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı.
Teknik direktör Fatih Terim'le de görüşen Sarı Kırmızılı Kulübün patronu, oyunculara galibiyet primi olarak ek 4 milyon TL daha dağıtma kararı aldı.